Git işine babalık. Sen karışma. Asın gidin dedim size. Benden günah gitti. Ah be babacığım. Bağladın imi ayağımı. Vurulmaz şimdi size. Vurmazsanız şerefsizsiniz. Kanınızı yerde bırakacağımızı mı sandınız? İzini bulamayacağımızı mı sandınız? Vurmazsam şerefsiz! Şerefsiz! Affet beni babacığım. İrtibatı koparıyor. İyisin baba. Kafayı hızır gibi yetiştin. Ya hanım şunu bir doktora götürelim. Canım çok acıyor baba. Doktor istemiyorum. Doktor ne yapacak? Merhem sürecek. Et dövüyorum burada. Bin derde şifa. Sabaha bir şey kalmaz. Kızını dövmeyen etini döver. Doğru söylüyor hanım. Doğru. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Ay! Ay! Anne! Anne acıyor! Acıyor anne! Sus kız sus! Öteki ayağını da ben kırmayayım. Ay! Biz geç olmadan kalkalım. Oturun oturduğunuz yerde. Diyeceklerim var. Efendim? Geliyorum. Eyvahlar olsun. Kardeşime bir şeyler olmasın. Celal. Döndüğümde ayakta olun. Ne olmuş Celal Bey? Ay! Anne! Anne! Ay! Tamam, tamam. Ay, anne, anne. Bitti, bitti. Anne. Dur, bitti. Senden utanıyorum be Cengiz. He, iki dakika önce abi dediğin. Cenk meydanında sırt sırta dövüştüğün adamı nasıl iki dakikada üfledin be? Tüh. Biz de biliriz lan bulaşık. Tamam. Bir yerde abimizdir. Severiz, sayarız. Ama yani onun menfaati için yaptın. Değil mi? Yani bundan sonra sırtında yumurta küfesiyle dolaşmayacak. Akkara meydana çıksın. Biz de vatandaşlık vazifemizi yapmış olalım. Ya senin kafanda var ya. Böyle helezonlar oluşmuş be. Hangi yola nereden sapacağım belli değil. Ha, ihbarı yaptın geldin böyle bavul gibi dikiliyorsun. Hani ne olacağı nereden belli? Radyoda anons mu yapacaklar? Lan kirli. Harbiden hiç bu açıdan değerlendirmemiştim ha. Hakikaten nasıl öğreneceğiz biz şimdi? Hep ben. Ben bulacağım. Ben pişireceğim, sen de balıklama dalıp yiyeceksin. Karakola gideceğiz mecbur. Ama bir bahane bulmak lazım. Nasıl bulacağım bu aç kafayla be? Ulan ben de bir şey zannettim bulaşık. Ne var bunda? Şimdi karakola gideceğiz. Yeni vatandaşlık numarası alıyoruz ayağıyla. Etrafı tarassut edip, değil mi? Bir şekilde neyin ne olduğunu öğreneceğiz. Ama bu sudan bahaneler bizi bozmasın be Cengiz. İşin içinde su mu var lan bulaşık? Yani lafın gelişi. Hadi kalk yürü. Kalk. Yani. İti yol kocatır derler. Senin yüzünden ömrüm kocadı gitti be. Hadi gel. Tamam hadi yürü. Biz şikayetçi değiliz komiser bey. Olan olmuş bir kere. Emir telakki eder. Adam az daha öldüreceklermiş Nusreddin baba. Nerede? Baba emir buyurmasaydı, ellerimi kıvırdatabilseydim. Değil bıçak çıkarmak, paketten sigara çıkaramazdı. Nasıl olsa görürsünüz. Susun bakayım, serseriler. Kankanla temizlenmez evladım. Birinin ömrünü bitireceğiz diye kendi ömrünüzü mü çürütmek istiyorsunuz? Hiç bekleyeniniz, elinize avucunuza bakanınız yok mu? Yazık günah değil mi? Gencecik adam varsınız. Ulan siz Hafiye gibi nereden düştünüz bu adamın peşine? Biz vatandaşlık numarası...
Oh, enişte. Oh, Cenan abi. Aha da katiller. Heh. Aha da. Heh. İşte bunları takip ettik de bu. Atın bunları rezalet. Vay, Cenan abi. Biz de seni merak ettik. Yani harbiden gözüme uyku girmedi abi. Kardeşlerim. Yaşıyor, kurban keseceğim. Sizin ne işiniz var burada? Biz vatandaşlık vazifemizin numarasını almak için gelmiştik. Aa, tesadüf oldu. Nusrettin Bey amca. Biz Celal abinin saldırıya uğradığını. Bugüne bugün kardeşiyiz mesajı vermek için geldik. Efendim? Bravo. Verdiniz mesajı, verdiniz. Allah razı olsun komiser bey. Hızır gibi yetiştiniz tam zamanında. Allah razı olsun. Bizimkiler bir ihbar üzerine gitmişler. Tesadüf herhalde. Herhalde. Sizin içinizden 40 yıllık adamımla aramızda nizah çıktı. Anne! Babam niye kızdı o kadar? Akıl sır eriyor mu işine? Her şeye yumuşak yüz gösterir. Sonracıma kıyametleri koparır. Bırak kızmayı, kemiklerinizi kırsa hakkı. Sanki senin işlerine akıl sır eriyor anne. Başında ne diyordun, sonunda ne diyorsun baksana. Sus, koparmayayım dilini. Babanıza saklayın o dillerinizi. Ben babama hayatta dil dökemem anne. Susarım daha iyi. Gözleri böyle panter gibi oldu yine değil mi? Hem de kocaman Berlin panteri gibi. Ne talihsiz başım var ya. Önce suya kör oldu, şimdi ben topal. İyi işte, fena mı? Kör topal idare edersiniz. Nazar var üstümüzde, nazar. Eşek oynamış yonca tarlasına çevirmişsiniz güzelim evimi. Koskoca kızı genç yaşında sakat bıraktık, yazık değil mi ona? Mehpare böyle eşek gibi çıktı. Ah be paşa, ah be paşa. Kıçımla dağları deviriyorsun. Ay, bilmiyorum kime çektin bu kadar sakar. Rahmetli babam pek dönümlü bir adamdı. Ne yani anne? Ben dönümsüz bir adam mıyım? Bak dönüyorum. Kırıldı. Beğendin mi paşam yaptığını ha? Beğendim anne. Mehparem orada böyle ayağı kucağında dolaşıyor. Sen burada iki tane taban, bir tane çanağın derdindesin ya. Ah be evladım. Elini kaldırma dedikse bir kamyon dolusu sopa da yedemedik ya yani. Emir telakki ettim. Adamlar saldırmaya başlayınca dedim ki vurana değil vurdurana bak. Sopa babadan geliyor. Aferin be. Bir de beni suçlu çıkardın. Bana bak. Ben işimi başkasına havale etmem. Bir yaramazlığını görürsem alır sopayı kafanı bizzat kırarım. Arzular şelale. Baba köpeğinim. Vur de vurayım, öl de öleyim. Derdi neymiş bu serserilerin? Niye senin canını almaya kalktılar ha? Bunlar benim rahmetli hanımın yakınları. Karışık mesele. Ben cezamı çektim, çıktım. Gerisini Allah'a havale ettim. Kader önüne geçilmez. Neyse. Maziyle yaşanmıyor. Bak önünde yepyeni bir hayatın var. İnşallah bunu lekelemeden en güzel bir şekilde yaşamakla mükellefsin. Hadi şimdi git. Ha. Cengizlerin yanına mı gidiyorsun? Evet babacığım. Seni ayrı eve taşımak lazım. Hayırlısı. Hayırlısı babacığım. Ha, bana bak dikkat et. Durduk yere elini kaldırma ama durduk yere de kendini öldürtme. Emir telakki ederim. Hadi selametle. Babacığım. İrtibatı koparmayalım. Ulan Cengiz. Sana Sultan Süleyman'ın mührünü verseler onu da 3 kuruşa satarsın be. Yani gül gibi Celal abiyi sattığına göre. Ay bir de bu çirkin emellerine kardeşini de alet ediyorsun ha. Sana ne lan? Sen kendini telefon kulübesi mi zannediyorsun? Gittim dışarıdan ettim. Gerçi o kadar andavalsın ki yani istemeden hayat kurtarıyorsun be.
İstemeden ha? Nereden biliyorsun bunu planlı olarak yapmadığımı? Ama öyle talihsiz bünyem var ki kimseye yaranamıyorum kirli. Hemen suçlu çıkarıyorsunuz be. Tüh senin Ervan'a. Bir de zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıyorsun be. Vur. Bir de sen vur kirli. Sen beni anlamadıktan sonra kimse anlamaz. Zaten bir Celal abi geldi. Pabucumuz dama atıldı. Ne kıymetliymiş be. Selamun aleyküm gençler. Oo Celal abi hoş geldin ya. Şeref verdin kulübemize. Yani pardon kulübeme. Gel abi gel. Nasılsınız bakalım? İşte.